Bir de şunu alayım lütfen. Lütfen. Yapmayın. Yok, durun lütfen. Lütfen yapmayın Kemal Bey, rica ediyorum. Yok, bulaşı size bırakmam. Ben yıkayacağım. Lütfen yapmayın, bırakın. Aman efendim, lafım olur. Benim için bir zevk, bir onur. Ne olur? Yapmayın Allah aşkına. Bulaşık yıkamanın onuru mu olurmuş? Bulaşık yıkamak değil ki mesele. Size bu kadar yakın durabilmek, sizinle sohbet edebilmek bir onur. Peki, öyle olsun. Buyurun. Al bunu giy. Bu ne ya, başka gömleğin yok mu? Hadi be, buldun da bunuyorsun, giy işte. Memoli, seninle hemen konuşmam lazım. Saat 9'da Mecidiyeköy'deki Gümay'a gel. Mutlaka gel. Ay, süpermarketlerde kızlarla buluşuyorsun ha? Bu kim ya, bir dakika, saçmalama oğlum. Memoli, seninle hemen konuşmam lazım. Saat bu şey değil mi ya, bizim gazeteci kız Aslı Aslı. Bir Aslı'mız eksikti. Ne yapacağız? Ne yapacağız, gidip bakacağız. Yemek ne olacak? Hemen döneceğiz oğlum. Hem hatırlasana, o kız sana nasıl hayran hayran bakıyordu. Bakıyordu değil mi? Bakıyordu, bakıyordu. Hay Allah'ım ya. Hadi çabuk ol, hadi eşyaları al gidelim. Hadi. Siz burada bekleyin. İyi akşamlar Gülsüm Hanım. Bu ne büyük sürpriz. Erkan. Hasan Ağa'nın yeğeni Erkan'ı görmeye geldim. Hangi odada kalıyor? Erkan Bey ayrılalı 2 saat oldu efendim. Nasıl ayrıldı? Nereye gitti? Köyüne dönmüş. Biz de onu görmeye, elini eteğini öpmeye geldik ama bulamadık. Sizin gibi. Yaşar. Ne işin var burada? Ne garip. Aynı soruyu ben de sana sormak üzereydim. Ne o? Yeni Ağa'nın koyuna girmeye mi geldim? Niye? Yapmadığın şey mi? Bana bak Gürçat. Benimle doğru konuş. Hepinizi atarım sokağa. İşsiz kalırsınız. Sokak köpeği gibi dolaşırsınız sokaklarda. Sana söylemiştim. Ben dibe girersem seni de yanımda çekerim. Ya birlikte savaşırız ya da birlikte ölürüz. Sen karar ver artık Gülsüm Hanım. Şimdi anlat bakalım. Niye geldin buraya? Seni burada bulacağımı biliyordum. Beni çok iyi tanıyorsun. Hem de nasıl? Tepeden tırnağa. İstersen seni eve bırakayım. Detayları evde konuşuruz. Hı hı. Olursa olsun sen Zeynep'sin. Unutma. Tabii hatırlarım. Hatırlamaz olur muyum hiç? Belki inanmayacaksınız ama o filminizi tam 4 defa seyrettim. Hem de sinemada. Sahi mi? Ben bile o kadar çok seyretmedim, biliyor musunuz? Bir gün bir yerden kasetini bulsak da birlikte seyretsek aslında. Efendim? Yani hep beraber yani. Memoli, Başak filan. Şef. Makarnaya ne oldu? Şu bulaşığı bitireyim, hemen başlayacağım. Tamam şef, sonra da ütü bekliyor biliyorsunuz. Tamam tamam, saniyede maskara oluyoruz. Çık çık çık, çık dışarı hadi. Git bak bakalım, Memoli diyeceğim nerede kaldılar, hadi. Baş üstüne şef. Bütün gün bu haylazlarla uğraşıyormuş da böyle. Ama çok tatlı şeyler. Belgin abla, yardım edilecek bir şey var mı? Ana, koskoca başkomisere bulaşık mı yıkatıyorsun abla? Benim için bir onur. Kemal Bey için onurmuş. Hayrola Zeynep? Giymişsin yine çiçekli elbiseni. En rahatı bu be abla. Niye bulacak? Şu tabakları götür lütfen. Evet, yavaş. Deli kız. Çok şeker değil mi? Deli ama kocaman bir yüreği var. Sen kalk köyünden gel bu koca şehre sırf kocanı bulmaya. Büyük cesaret. Çok büyük cesaret. Memoli olmasaydı çoktan başı belaya girerdi. Hiç dikkat ettiniz mi? Ne? Memoli ile Zeynep her saniye kavga ediyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Memoli kovuyor, Zeynep dönüyor. Ama durup düşününce aslında birbirlerine ne kadar da benziyorlar. Nasıl da yakışıyorlar birbirlerine. Farkında mısınız?
Bence kral Hasan Ağa değildiyse kralın en büyük rakibiydi. Şu yeğen neydi adı? Erkan. Erkan. Sence kral Erkan'ı sağ bırakır mı? Sen kral olsan Hasan Ağa gibi birini mi rakip isterdin? Yoksa Erkan gibi toy bir köylü çocuğunu? Haklı olabilirsin. Belki de Hasan Ağa karısının Kürşat'la olan ilişkisini biliyordu. Bu yüzden de Erkan'a devretti mirası. Yani kralın ekmeğine yağ sürdü. Olmaz. Hasan Ağa gibi adamlar çok namuslu adamlardır. Eğer Hasan Ağa bu ilişkiyi bilseydi, karısını da o uzun saçlı zibidiyi de haklatırdı. Bu iş çok daha karışık. Benim kafam iyice karıştı. Kafan hiç karışmasın. Biz yine kafamızın dikine bildiğimiz yöne doğru gideceğiz. En sonunda mutlaka bir yerde krala ulaşacağız. Zeyno. He? Zeyno, bütün sorularımızın yanıtı olacak. Biz kralı bulamasak da Zeyno kralı bize getirecek. Sevdiğim herkesi yok ettiler. Zeynep'e de bir şey yapacaklarından korkuyorum. Baba ne dedin sen? Ne dedim? Sevdiğim filan dedin. Ha yok yok, sevdiğim mi yok canım, lafın gelişi söyledim ben öyle. Hayır yani hani Zeynep'i nişanlım zannediyorlar ya. Beni de onu seviyor zannediyorlar. Yani o onlar açısından söyledim ben. Keşke. Böyle çok daha güzel olmuşsun Zeynep. Zaten. Hı-hı. Sağ ol. Abla mı? Abla mı? Şef, Memoli ile Cem yok. Nasıl yok? Bilmem. İkisinin de cebi kapalı. Bana bakın, benden habersiz yine bir numaralar çeviriyorsanız bu defa çok fena yaparım ona göre. Yok şef, vallahi benim hiçbir şeyden haberim hep yok. Hep böyle yapıyorsunuz, hep böyle. Kim bilir yine nereye alt üst etmeye gittiler. Endişelenmeyin Kemal Bey. Belki bakkala gitmişlerdir. Bakkal şu köşede değil mi? Çoktan gelirlerdi. Yo, Memoli illa böyle soyulan başı belada bakkal arıyordur. Öbür türlü canları sıkılır. Neyse, ben aramaya devam edeyim. Şef. Efendim Başak. Sence ben çok mu yaşlı duruyorum? Niye aldık bu sepeti ya? Alışveriş yapmayacağız ki. Oğlum böyle serseri gibi dolaşamayız oğlum. Dikkat çekeriz. Keşke şefe haber verseydik. Meraktan kafayı yiyorlardır şimdi. Doğru söylüyorsun. Çok merak etmişlerdir. Polise bile haber vermişlerdir. Doğru vallahi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.